Fırat'tan geliyorum. Ali Haydar Fırat, ne dersiniz? HDP'nin kapatılması tekrar şimdi gündemde. Sizin genel yorumunuzu alayım, sonra bütün bu detaylara girelim. Şimdi bu mesele açılınca aklıma şöyle bir cümle geliyor. Siyasi bir duruma hukuki bir kılıf mı arıyoruz? Yoksa hukuki bir duruma siyasi bir kılıf mı arıyoruz? Neden bunu söylüyorum? Çünkü kendi içerisinde son derece çelişkili bir sürecin en son bölümünü konuşuyoruz. Niye en son bölümünü konuşuyoruz? 13 yıllık bir siyasal partiden bahsediyoruz. 13 yıldır kendi siyasal davranışı ve tutumu aynı olan bir siyasal partiden bahsediyoruz. 13 yıldır örgütle ilişkisi aynı olan bir siyasal partiden bahsediyoruz. Kendi gerçekliği ya da kendi realitesini reddetmeyen bir siyasal partiden bahsediyoruz. Ve şunu söylemişiz, şunu konuşmuşuz, şunu tartışmışız zamanında ve bundan çok yoğun bir biçimde AK Parti tartışmış. İşte parti kapatmalar çözüm değildir. Dolayısıyla biz parti kapatmaya karşıyız ki Sayın Cumhurbaşkanı'nın da HDP'nin kapatılmasına ilişkin olarak herhangi bir şey söylememesi de buna yorumlanmaktadır. Şu güne denk gelmesinin bir nedeni çok açık net söyleyeyim. Ben hukuki olarak bu zamanlamayı çok manidar buluyorum. O da Sedat Peker'in muhtemelen 10. videosunun etkisini azaltmaya dönük bir şeydir. Ha, bir iletişimci olarak şunu söyleyeyim, bu etki azaltır mı? Bu etki azaltmaz. Yani bu kimse dönüp bu saatten sonra bugün tartışılır, yarın tartışılır ama bir sonraki gün çok bunu tartışılacağını zannetmiyorum. Çünkü 17 Mart'ta da aynı gerekçeleri sunuyorlardı. Zamanlamaya dikkat çekiliyordu. Hep şimdi aynı şeyler tabii. Bugün Sayın terörle mücadelenin Sedat Peker videoyla ne alakası var Allah aşkına? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı bugün şöyle bir ifade kullanmış. Bütün ileri demokrasilerde parti kapatmalar vardır. Şimdi ileri demokrasi tabiri az çok siyaset bilimi literatürünü okuduğumuzda da görülmektedir. Çok kullanılan bir tabir değildir. İleri demokrasi biliyorsunuz AK Parti'nin siyasi literatüre getirdiği bir kavram. Yani demokrati, yani işte sosyalist demokrasi diyebilirsiniz, liberal demokrasi diyebilirsiniz. Daha böyle majör bir takım tanımlamalar yapabilirsiniz ama Türkiye pratiğinde ileri demokrasi kavramını AK Parti kullanmıştır. Şimdi Cumhuriyet yani Yargıtay, Cumhuriyet Başsavcısının ileri demokrasilerde parti kapatılır sözü bence aslında Türkiye'de siyaset ve yargı ilişkisi üzerine bir söylem analizi yaptığımızda çok net bir biçimde karşımıza çıkan bir durumdur. Peki gerçekte yani hukukun emrettiği süreç uygulansaydı HDP bugüne kadar açık kalabilir miydi? Kalamazdı. Peki Türkiye koşullarında niye açık kaldı? Çünkü Türkiye koşullarında Türkiye kendine göre zaman ve süreç içerisinde hem bu Kürt meselesine ilişkin olarak hem terör meselesine ilişkin olarak farklı süreçlere ilişkin olarak siyasal partiler belli pozisyonlar alıyorlar. AK Parti de bu süreçlerde çok farklı pozisyonlar aldı. Şimdi 2014'teki yaşanan olaylardan, terör hadiselerinden bahsediyoruz. Ama şunu unutuyoruz. 2015'te Dolmabahçe mutabakatı vardı. Şimdi biz masanın bir tarafını yargılıyoruz. Masanın bir tarafını yargılıyoruz. Şimdi bu toplum vicdanında ya da genel demokrasi kültüründe çok kabul edilebilir bir şey değildir. Neden masanın bir tarafını yargılıyoruz? Masanın diğer tarafında olanlar, devleti yönetenler, örgütle ilişkisini, Kandil'den listelerin geldiğini, Öcalan'ın dışarı sızdırılan metinlerde basında çıktığı için söylüyoruz. Bunların bir biçimiyle bilindiğini, devletin bütün bu süreçlere hakim olduğunu, bütün bu süreçleri bildiğini zaten biliyoruz. Yani burada gizli saklı herhangi bir şey yok. Bu ilişkisellik anlamında gizli saklı bir şey yok. Ama ne zaman ki Selahattin Demirtaş çıktı, seni başkan yaptırmayacağız dedi, ondan sonra işin rengi değişti. O saatten sonra AK Parti HDP'yi kendisine bir partner olarak görmemeye başladı. Ve bu çerçevede de bambaşka bir siyasal hareket geliştirdi. O da bir Türkiye'de bütün muhalefeti bir terör parantezine alıp, buna CHP dahil, buna İYİ Parti dahil, buna diğer partiler dahil. Bunun üzerinden bir tür acaba bir... Önce bunu yerel seçimde denedi. Başarılı olamadı. Çünkü Türkiye toplumu bu tartışmaların çok gerçekliğine inanmıyor, samimiyetine inanmıyor. Yani ortada bir Habur'da kurulan mahkeme varken, ortada en son yerel seçimde Öcalan'ın mektubunu okunması varken, HDP'nin kapatılması topluma samimi gelmiyor. Şimdi Yargıtay Başsavcısı 3 ay önce
Ortada hendek gerçekleri de var. Yüz var, var doğru. Ondan hiçbir şey eksik söylemiyorum. Eksik anlattığım hiçbir şey söylemiyorum. Algıya dönüşüyor. O hendek meselelerinde de, o hendekler açılırken de dönemin aynı iktidarından bahsediyoruz. Valilere açık, net bir biçimde süreçlere müdahale etmeyin talimatının gittiğini de biliyoruz. Terörle mücadele aynı zamanda Devlet Taşın seni başkan yaptırmayacağı çıkışı değil. 7 Haziran seçimlerinde milletin verdiği mesajdır. %50'den %40'a düşürme mesajı. Şimdi bu efendim valilere açık müdahale etmeyin ya da askere müdahale etmeyin söyleyenler hakkında herhangi bir yasal bir işlem var mı? Yok. Ya da Dolmabahçe mutabakatında oturanlar hakkında, orada okunan maddeler hakkında herhangi bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla masanın bir tarafının yargılanması toplum nazarında... Cümlenize şöyle başlamıştınız. Siyasi duruma hukuki kılıf mı uyduruluyor, yoksa hukuki duruma siyasi kılıf mı? Sizin yanıtınız ne diye sorarak bitirelim. Ben siyasi bir durumu hukuki bir kılıf arandığını düşünüyorum. Peki. Şundan konuşalım. Şundan dolayı, yani onu da bir çok diğer saygıdeğer konuşmacıların zamanından çalmadan şunu söyleyeyim. Eğer gerçekten hukukun bütün norm ve değerleri işletilmiş olsaydı bu parti zaten açıldığı anda söylem ve eylemleriyle kapatılabilirdi. Yani o günde PKK'ya bakışı belliydi, bugün de belli. Yani değişen, kendi siyasal çizgisinde bir tutarlılığı var, değişen bir şey yok. Değişen burada AK Parti'nin tutumu oldu. AK Parti o gün meseleye farklı bakıyordu. Şunu söylüyordu Türkiye toplumuna dönüp, arkadaşlar biz de parti kapatma geleneğinden geliyoruz. Dolayısıyla parti kapatmakla bir yere varılmaz. Dolayısıyla bunu HDP'nin kapatılması, yani diğer partilerin kapatılmasını da doğru bulmuyoruz. O yüzden de biz parti kapatmayı zorlaştırıyoruz deyip parti kapatmayı zorlaştıran düzenlemeleri yaptı. Evet. Şimdi bu düzenlemeleri yaptıktan sonra hali hazırda ki biliyorsunuz Sayın Numan Kurtulmuş çıktı, dedi ki biz bu gelenekten geliyoruz, biz parti kapatmayı doğru bulmuyoruz. Hatırlatacağım o açıklamayı. Şimdi bunu söyledi. Cumhurbaşkanından bir ses sada yok, tamam mı? Burada en net tavrı öyle ya da böyle MHP kanadı koydu. Sayın Devlet Bahçeli dedi ki... Ama bu dediğinizde AK Parti'nin tavrında çok bariz bir değişiklik olmuş olmuyor. Şimdi bir Ali Ercoşkun'a soralım o zaman. Öyle. Yani tamam. Onu, yani herkesin merak ettiği mesele o zaten. Evet, yani AK Parti'nin tavrı ne?